Bu videoda yaşamı yani canlılığı, canlılık yapan işlemlerden, canlılık ile ilgili mekanizmalardan bahsetmek istiyorum. Canlılık ile ilgili bu işlemlere ve mekanizmalara genel olarak metabolizma diyoruz. Çokça duyarız değil mi hayatımızda? Metabolizmayı genel olarak tanımlayalım. Metabolizma enerjiyi farklı şekillerde almak onu temel yapı taşlarına e, yıkmak ve daha sonra da bu yapı taşlarını enerji ve yapısal anlamda faydalı olacak şekilde yani yaşamımızı devam ettirebilmemiz için kullanmaktır. İşte bu sayede büyürüz, çoğalırız ve çevremizde olan şeylere tepki gösteririz. Bu konuda daha çok detaya ineceğiz. Metabolizma esasen iki farklı işlemden meydana gelir. İlki maddeleri enerji ya da yapısal olarak tekrar kullanılmak üzere yapı taşlarına ayırmaktır ve katabolizma olarak adlandırılır. Dolayısıyla katabolizma maddelerin yıkımı demek. Maddeleri yıktıktan sonra onları bize faydalı olacak şekilde bir araya getirmemiz gerekir. Bu yapım işlemine de anabolizma diyoruz. Anabolizma. Şimdi bunları hayal edebilmek için şu örneği düşünelim. Diyelim ki birisi legolarla bir kale yaptı. Siz de legolarla farklı bir şey yapmak istiyorsunuz. Bu yüzden istediğiniz şeyi inşa etmek için başkasının yaptığı o kaleyi alıp bozarsınız. Yani birleştirilmiş legoları tek tek parçalara ayırırsınız. Daha sonra bu parçaları kullanarak yapmak istediğiniz şeyi inşa edersiniz. Bu arada legoları eritmenize de gerek yok tabi. Örneğin ilk Lego kalesinde sizin de işinize yarayabilecek yapılar olabilir. Şimdi tüm bunların nasıl başladığını bir düşünelim. İlginç olan şey şu ki bütün bu anlattıklarım esasen yıldızlarda hatta yıldızlardaki füzyon reaksiyonlarında başlar. Burada gösterilen çok yakından tanıdığımız bir yıldızın resmi. Güneş'in. Evet. Şunu hatırlatmakta fayda var. Muhtemelen Güneş, bizim bildiğimiz şekliyle canlılığın oluşmasını sağlayan birkaç yıldızdan yalnızca biri. Güneş, canlılık için en direk enerji kaynağıdır. Okyanus tiplerindeki menfezlere yakın yerlerde üretilen ısı sayesinde Güneş ışığından uzakta yaşayabilen bazı bakteri türleri de var. Ancak Güneş, birincil e, enerji kaynağımızdır. Fakat az önce de bahsettiğim gibi, e, milyarlarca yıl önce oluşmuş, e, var olmuş ve ölmüş yıldızlar da dahil olmak üzere başka yıldızların da canlılığa katkısı vardır. Çünkü karbon ve oksijen gibi elementler hatta hidrojen dışındaki bütün elementler bizi oluşturan ya da çevremizde bulunan ağır elementler yıldızların içinde meydana gelen füzyon reaksiyonları sonucu hidrojenden meydana gelmişlerdir. Yani aslında bizler yıldızların kalıntılarından oluşuyoruz ve işte burada dünyadayız. Dünya 4,5 milyar yıl önceden kalma katı maddelerden oluşuyor. Muhtemelen yakın bir süpernova patlaması önceki bir yıldızdan kalan bütün tozu alıp birleştirdi. E tabi bir de ışıma var. Güneşten gelen enerji var. Bu enerjinin füzyon reaksiyonlarından kaynaklandığının altını tekrar çizelim. Hafif olan elementlerin füzyon ile birleşerek daha ağır elementler oluşturmasıyla ortaya çıkıyor. Yani aslında Güneş de ağır elementler oluşturmaya devam ediyor. İşte bu enerji bütün bu yolu gelerek dünyaya kadar ulaşıyor. Dünyada da bu enerjiyi kullanabilecek ve yiyecek olarak da adlandırabileceğimiz maddeleri oluşturabilecek bitkiler gibi organizmalar bulunuyor. Bu işlem muhtemelen size tanıdık gelebilir. Bu işleme ne diyorduk? fotosentez değil mi? Evet bunu da yazalım. Fotosentez. Bununla ilgili daha fazla ayrıntıya gireceğiz. Foto ve sentez. Kelime anlamı olarak fotosentez ışıktan maddeler üretmek demek. Fotosentez ile ilk defa karşılaşan insanlara hep sorduğum bir e, genel soru vardır. Burada e, çimenin, buğdayın ve ağacın büyüdüğünü görüyoruz. Fakat bütün bu malzeme nereden geliyor? En yaygın cevap malzemenin bir şekilde topraktan, toprakta bulunan besinlerden geldiği oluyor. Fakat gerçekte bu tamamen karbonu işlemek ile alakalı bir durum. Yani e, yani karbonun e, işlenmesini e, özellikle karbon döngüsünden bahsederken çok daha fazla e, duyacağız. Bu arada e, havanın içinde de karbondioksit olduğunu biliyoruz. Fotosentez bitkilerin havada bulunan bu karbondioksitin karbonunu almalarını ve bu karbon ile bağ kurarak onu gaz halinden katı haline dönüştürmelerini sağlar. Mesela bitkilerin karbonundan glikoz molekülü oluşturmalarını ve bu glikozdan da selüloz ve nişasta oluşturmalarını sağlar. Aslına bakarsanız bitkiler havada bulunan bu e, molekülü alır, güneşten gelen enerjiyi kullanarak bu molekülü işler ve karbonlar arasında ve diğer moleküller arasında bağ oluşturur. Önceden de söylediğim gibi bizler çoğunlukla karbon, hidrojen ve biraz da oksijenden oluşuruz. Fakat bu yapıları da e, oluşturabiliriz. Şimdi diğer yaşayan canlılara bakalım. Burada yeniden hatırlatayım. E, bu, e, bu yaptıklarım, bu anlattıklarım gerçekte olan şeylerin oldukça basitleştirilmiş hali. Fotosentez sadece ışık ve karbondioksitten ibaret değil. Bunların yanında suyu da içeren bir işlem. Fotosentez sürecinde karbondioksit, güneşten gelen ışık ve su kullanılır. Bunlara ek olarak tabii topraktaki besinleri de sayabiliriz. Buradan direkt olarak bitkileri kullanabilirsiniz ve mesela buradaki buğdaydan ekmek üretebilirsiniz. Ya da bitkileri örneğin çimeni yiyen ve bunu kendine özgü yollarla yıkan, bu yıkım esnasında mesela bakterilerden yardım alan başka hayvanlar da var. Bu hayvanlar yıkım sonucu oluşan maddeleri büyümek için ya da bu inek gibi süt üretmek için de kullanır. Yani aslında buradaki inek bu çimeni metabolize ediyor. Çimendeki birçok molekülü yıkıyor, yani katabolize ediyor ve yapı taşları oluşturuyor. Bu yapı taşları da daha sonra ineğin büyümesinde ya da süt üretmesinde ya da diğer başka şeylerde kullanılıyor. Şimdi sürekli yıkıp yeniden yaptığımız bu moleküller neler sorusunu sorabilirsiniz. Karbonhidratlar bu moleküllere ilk örnektir. Sayacağım bütün örnekler besin paketine dahil. Bu besin paketi yediğimizde vücudumuzun neyi metabolize edeceğini söyler. İlk örnek karbonhidratlar demiştik. Karbonhidratlar ya glikoz veya fruktoz gibi e, basit şekerlerden oluşur ya da bu basit şekerlerin polimerleri olan polisakaritlerden oluşur. Polisakaritlerden. Mesela çok fazla sayıda basit şekerin bir araya gelmesiyle oluşan nişasta da bir çeşit karbonhidrattır. Karbonhidratlar dışında lipitleri yani yağları da ikinci örnek olarak verebiliriz. Yağ asitleri ve kolesterol gibi lipitler pek çok metabolik işlemde görev alan önemli moleküllerdir. Proteinler de üçüncü örnek olabilir. Proteinler amino asitlerden meydana gelir. Yani proteinleri yıkıp amino asit üretip daha sonra bu amino asitleri yeni proteinler inşa etmek için kullanabilirsiniz. Bütün bu saydığım örnekler yediğimiz ve içtiğimiz besinlerde bulunur. Bu besinleri tüketiriz ve ilk olarak katabolize ederiz yani yıkarız. Daha sonra oluşan yapı taşlarını başka moleküller üretmek ve inşa etmek için kullanırız. Aslında bunlar vücudumuzu meydana getiren yapıyı oluşturur. Bunlar bizim çevremizle etkileşim halinde olmamızı sağlar ve tabii ki enerji üretirler. Bu enerjinin moleküler para birimi ATP olarak isimlendirilen bir moleküldür. Burada ATP molekülünün resmini görüyoruz. ATP'nin açılımını hatırlayalım. Adenozin trifosfat. ATP'nin enerjinin moleküler birimi olmasının sebebi 3 adet fosfat grubudur. Hatta bu konuyla ilgili bir videomuz da var. Burada 3 tane fosfat grubu görüyoruz. Esas nokta bu 3 fosfat grubunda özellikle de son fosfat grubunda çok fazla miktarda enerji olması. Bu fosfat grubunu buradan kopardığımızda enerjiyi açığa çıkarmış oluruz. Dolayısıyla bu enerji de maddeleri metabolize etmede ve diğer bütün yapısal faaliyetleri, e, mekanizm, faaliyetlerin ve mekanizmaların yerine getirilmesinde kullanılır. Özetle ATP canlılığın enerji birimidir diyebiliriz. ATP esasen ilginç bir moleküldür. Çünkü mesela molekülün bu kısmını ele aldığımızda RNA'nın bir parçasıymış gibi gözükür. Çünkü ATP'nin ribozu, adenini ve fosfat grubu var. Ve aslında ATP enerji birimi olmanın yanı sıra RNA ya hatta DNA gibi molekülleri inşa etmek için de kullanılabilir. Bütün bu parçaların biyolojik sistemlerde bir motif oluşturmak için nasıl birleştiğini görmek ilginç. Aslına bakarsanız biyolojik sistemlerde olan şey de karbonhidratların, kolesterol ve yağ asidi gibi lipitlerin ve proteinlerin yıkılıp yeniden yapılmasıdır. Günlük hayatınızda etrafınıza biraz daha dikkatli baktığınızda ya da yediklerinizi yediklerinize baktığınızda yani aslında bu olayların sıklıkla tekrarlandığını fark edeceksiniz. Bu gerçekten büyüleyici bir olay çünkü en nihayetinde her şey milyarlarca yıl önce var olmuş yıldızların içinde meydana gelen füzyon reaksiyonları sonucunda oluşan enerjiden karbon ve oksijen gibi ağır elementlerden ibarettir. Umarım bu size evrenin bir parçası olduğunuzu hissettirmiştir.